Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Minik kız bebeklerimiz için hem kolay hem de güzel tığ işi ayakkabı yaptım. Bugün bu ayakkabı anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, hem kolay hem de güzel gördüğünüz gibi. Ayakkabı örgüsüne ilk önce bu ayak tabanını yaparak başlıyoruz arkadaşlar yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bu zincir sayısını daha az veya daha çok yapabilirsiniz. Ben bugün bu ayakkabı anlatımını 3-6 ay bebek ayak ölçüsüne göre yapıyorum. Ama siz bu ayakkabıyı bir zincir eksik yaparak bir veya iki zincir eksik yaparak yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 6 aylık bir bebek için yapmak istiyorsanız bir veya iki zincir fazla başlayabilirsiniz. Bir yaşına kadar benimle aynı sayıda yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir yaşından sonra yine fazla başlayıp bu taban sırasını benim yaptığımdan bir sıra fazla yapmanız gerekecektir. Diğer yerleri bir yaşa kadar benimle aynı sayıda başlayabilirsiniz ve yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde bir tane düğme yaptım. Ayak bileğinin buraya bebeği giydirip çıkarması çok kolay. bebeğin ayağında görüntüsünü görelim diye bakın bu şekilde kalıplara taktım. İnce bir düğme dikmeyi tercih ettim. Buraya pembe renkli bir düğme arkadaşlar. Ben bugün beyaz ve pembe renk ile yaptım. Bu şekilde oldu. Bakın beyaz kullandım ve pembe renk iplik kullandım. Siz bebeğiniz için rengarenk yaparak bütün kıyafetlerine uyumlu ayakkabılar yapabilirsiniz. Hem ekonomik olarak uygun olur hem de çok kolay arkadaşlar bir günde iki, iki tane ayakkabı yapabilirsiniz. Ölçüsünü de söylüyorum size bakın ayak taban ölçüsünü söylüyorum. Şu şekilde tuttum. 10 santimetre genişlik var. 3 aylık bebek için güzel bir ölçü bu. Ama sizin bebeğinizin ayağı büyükse arkadaşlar daha küçük bebeği olur. Minik ayaklı bir bebekse de 6 aylık bebek için olur. Ama standart ölçüde 3 aylık bebek ayak tabanı ölçüsü arkadaşlar bu 10 cm. Farklı ölçüleri merak edenler ve yapmak isteyenler için de standart bebek ayak tabanı ölçüsünü ben hazırladım arkadaşlar. Tablo halinde izlediğiniz bu videonun açıklama bölümünü ekliyorum. O tabloya bakarak bu ayak tabanını yapabilirsiniz. Diğer yerlerini benimle aynı yapabilirsiniz. tığ olarak Bakın ben bu tığı kullandım 0 numara 2.10 milimetre bu tığı kullandım Bakın bu ipliği kullandım bu büyüklükte bir ayakkabı elde ettim Arkadaşlar siz daha küçük numaralı tığı kullanırsanız yaptığınız örgü benim yaptığım ayakkabıdan daha küçük olacaktır eliniz sıkıysa arkadaşlar sizin yaptığınız ayakkabı benim yaptığım ayakkabıdan daha küçük olur daha büyük numaralı tığ kullanırsanız mesela bir numaralı tığ kullanırsanız yaptığınız ayakkabı biraz daha büyük olacaktır. İpli tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel ayakkabı örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Ayakkabının örgüsüne, taban örgüsünü yaparak başlıyoruz. Taban örgüsüne başlamak için zincir yapıyorum. Ben ilk ilmeği bak bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Başlangıç için 18 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 zincir yaptım. Ben bugün bu ayakkabıyı 3-6 aylık bebek için yapıyorum. 18 zincir yaptım. Siz yeni doğan bebek için yapacaksanız 16 veya 17 zincir yapmanız yeterli olacaktır. Yeni doğanlar için 16 zincir yeterli arkadaşlar. Biraz büyük olsun derseniz 17 zincir yapmanız yeterli olacaktır. Daha büyük 6 aylık bebek için yapıyorsanız bunu 19 zincir yapabilirsiniz. 9-12 aylık bebek için yapıyorsanız da 20 zincir ile başlamanız iyi olacaktır bir ilmek atlıyorum ikinci ilmek içine 2 sık iğne yapıyorum bak aynı ilmeğe 2 sık iğne yapıyorum Burası ayakkabının topuk bölümü olacak 7 sık iğne yapıyorum 1 2 3 4, 5, 6, 7, 7 sık iğne yaptım bak tığ üzerine iplik alıyorum bir yarım trabzan yapıyorum bak yarım trabzanı şu şekilde yapıyorum zincire tığ takıyorum ilmek aldım tığ üzerinde 3 ilmek var ün içinden bir defa da çekiyorum yarım trabzan oluyor takip eden 6 zincir üzerine trabzan yapıyorum trabzan iki defa da çıkarıyorum baktığı üzerine iplik alıyorum 1 2 3 4 5 6 6 trabzanı yaptım. Bak burada bir zincir kaldı. Bu bir zincir üzerine 6 trabzan yapıyorum. Bak aynı ilmeğe 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 trabzanı yaptım. Buradan geriye dönüş yapıyoruz. Bu bak bir ilmeğe 6 trabzan yaptığım yere kadar ne yaptıysam karşısına aynısını yapıyorum. Bu 6 zincire 6 trabzan yaptım. 6 trabzan yapıyorum bak bu tarafta da tam karşısına gelen ilmeğe. 1 2 3 bak ipliği de arada tutuyorum görünmüyor 4 5 6 6 altı trabzanın karşısına 6 trabzan yaptım burada bir yarım trabzan yaptım tam karşısına yarım trabzan yapıyorum baktığı üzerine iplik alıyorum yarım trabzan yapıyorum. Şu ipliğin ucunu kesebilirim. Buraya 7 sık iğne yaptım. Tam karşısına 7 sık iğne yapıyorum. Bak her ilmeğe 1 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğneyi yaptım. Sıra başında bir ilmeğe 2 sık iğne yaptım. Karşısına da bak 2 sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğe 2 sık iğne yapıyorum. Bu son ilmek ile Bak burada yaptığım ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar ilk sırasını tamamladık. Görüntüsü böyle oldu. İkinci sıradayız. İki zincir yapıyorum. Burada yaptığım bak iki sık iğnenin üzerine ikişer defa trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmek üzerine iki trabzan yapıyorum. Bir, 2 iki. 2. ilmek üzerine de 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Bak. 2 ilmek üzerine 2 trabzan yaptım. Takip eden ilmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Burada 1 ilmeği 6 trabzan yaptım. Buraya kadar trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bak bu bir ilmeği altı trabzan yaptığım yere geldim 14 trabzan yaptım buraya bu altı trabzan yaptım hepsinin üzerine ikişer defa trabzan yapıyorum bak bu ilk ilmek üzerine iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Diğer ilmeklere de ikişer defa trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar 6 trabzanın üzerine 2'şer iki, defa trabzan yaptım bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 çift trabzan oldu Burada da bir yuvarlak görüntü elde ettik bakın Burası ayakkabının ön bölümü olacak Diğer ilmeklere trabzan yaparak ta devam ediyorum Bak burada 14 trabzan yaptım buraya da 14 trabzan yapıyorum 14 trabzan yaparak bu iki ilmek kalasıya kadar devam edelim. 14 trabzanı yaptım. Bak burada iki ilmek kaldı. Bu iki ilmek üzerine ikişer defa trabzan yapıyorum. Son ilmeğe de iki trabzan yapıyorum. Sıra başında da bak burada 2 ilmeği 2 trabzan yaptım sıra sonunda da 2 ilmeği 2 trabzan yaptım. Son ilmek ile bu ilk yaptığım ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın ikinci sırayı tamamladık. Üçüncü sıradayız 2 zincir yapıyorum. Burada bak 1, 2, 3, 4 ilmek var. Hepsinin üzerine ikişer defa trabzan yapıyorum. İlk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum 1, 2 ikinci ilmeğe 2 iki trabzan yapıyorum 1 2 3. ilmeğe 2 trabzan yapıyorum 1 2 son bak bu çift yaptığım ilmeğe 2 trabzan yapıyorum 1 2 3 4 ilmek üzerine ikişer defa trabzan yaptım burada bak 14 trabzan yaptım 14 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum burada arttırma yaptım Bak bu ilk ilmeğe kadar her ilmeğe bir trabzan yapıyorum bak 14 trabzanı yapalım 14 trabzanı yaptım Bak burada arttırma yaptığım trabzanlara geldim arkadaşlar burada 12 trabzan vardı Bu İlk bak ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Bak aynı ilmeğe 2 trabzan yaptım. Bu ilmeğe 1 trabzan yapıyorum. Takip eden 8 ilmek üzerine ikişer defa trabzan yapıyorum. Bak 1 2 3 4 5, 5 6, 5 6 7 8 Bak 8 çift trabzan yaptık arkadaşlar. İlk başta bir ilmeğe 2 trabzan yaptım. ikinci ilmeğe 1 trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğe de çift trabzan yaptım. Bak iki, ikişer 2 trabzan yaptım. Bu ilk bak bu ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bak bu son arttırma trabzanın üzerine iki trabzan yapıyorum. 1 2 Bak yuvarlak bölüm devam ediyor. 14 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bak artık birer defa trabzan yapıyorum. 14 trabzanı yapalım. 14 trabzanı yaptım. Bak bu topuk bölümünde arttırma yaptığım ilmeklere geldim. 4 ilmek üzerine bak 1 2 3 4 2şer defa trabzan yapıyorum 1 2 3 4 4 ilmek üzerine ikişer trabzan yaptım. Son ilmek ile bak burada 2 zincir yaptıktan sonra burada oluşan ilmeği ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. 3. sırayı da tamamladık. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Bunun çevresinden bir sıra sık iğne yapıyorum ben. Arttırma yapmıyorum. Her ilmeği bir sık iğne yapıyorum. Dördüncü sıradayım. Bir zincir yapıyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile bu ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın bu şekilde bir sıra sık iğne yaptım. Bir sıra üzerinde 66 sık iğne var bir sonraki sıraya geçeceğiz. Bu sıradan itibaren artık ayakkabının bu yan bölümlerini yapacağız arkadaşlar ve örgü yukarıya doğru bakacak. Bir zincir yapıyorum. Bak bu sık iğne yapıyorum yine bir sıra ama şu şekilde yapmıyorum bakın sık iğneyi. Üst tarafta bulunan şu ilmekten alıyorum. Bak böyle alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bak şu şekilde yapmıyorum. Şu ilmeği üst taraftan alıyorum. sık iğne yapıyorum. Bu şekilde alıyorum. sık iğne yapıyorum. Her ilmekten yapıyoruz bakın arkadaşlar sık iğneyi. Atlama yapmayalım. Bu sırada da 66 sık iğne olacak. Eksiltme veya arttırma yapmayalım. Bakın bu şekilde yapıyorum. Böyle yapmıyorum. Bak tekrar gösteriyorum. Böyle yapmıyorum. İlmeği şu şekilde alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bak örgü yukarıya doğru bakıyor artık. Görüntüsü bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son ilmeği de üst taraftan alarak sık iğne yaptım. Bu son ilmek ile ilk yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bir sıra üzerinde yine 66 sık iğne var. Bakın artık ilmekler yukarı doğru bakıyor arkadaşlar. Üst bölümden aldığımız için ilmekler yukarı doğru bakıyor. Örgü artık yukarı doğru devam edecek. Pembe renk ipliği burada bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Beyaz renk iplik ile ayakkabının örgüsüne devam ediyorum. Pembe renk ipliği burada bitirdim. Ben beyaz renk iplik ile ayakkabı örgüsüne devam ediyorum. Siz aynı renk ile de devam edebilirsiniz. Bakın bu şekilde bir beyaz iplik kullanıyorum. Bu son ilmekten bak. İpliği şu şekilde bir beyaz ile ilmek yapıyorum. Bak çıkardım. Bir zincir yapıyorum sağlamlaştırdım. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Sık iğne sırası yapıyoruz yine. Her ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Bak bu ipliklerin ucunu da içeride tutuyorum. Bu şekilde her ilmeğe bir sık iğne yapıyoruz. Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Beyaz renk iplik ile de bir sıra sık iğne yaptım. Bu bir sıra üzerinde 66 sık iğne var. Üçüncü sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Yine sık iğne sırası yapıyorum. Bak ilk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yapalım. Birleştirelim. Bir sonraki sırada yine sık iğne yapalım. Bu şekilde ayakkabının örgüsü devam edecek arkadaşlar. Ben bugün bu ayakkabının örgüsünü 4 sıra yapıyorum. Beyaz renk iplik ile 4 sıra sık iğne yapalım gelelim. Ayakkabının örgüsünü beyaz renk iplik ile 4 sıra sık iğne yaptım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın görüntü olarak böyle oldu arkadaşlar. Kayıt görüntüsünde oldu bakın. Bu sıradan itibaren bu ön bölümlerde kesmeler yapacağız. Ayakkabının şeklini vereceğiz. Onun için işaret yapıyorum. Ön bölümde kesme yapacağım yerleri işaretliyorum. Bu bir sıra üzerinde 66 sık iğne var. Sizin bebeğinizin ayağı tombulsa arkadaşlar bir sıra daha sık iğne yaparsanız daha güzel olacaktır. 4 değil de bunu 5 sıra sık iğne yaparsanız tombul ayaklı bebekler için güzel olacaktır. Bak şu şekilde katlıyorum. 6 bak zincir yaptığım yeri düz yapıyorum. Şu şekilde katlıyorum. Ön bölümden sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 14. 14.ye işaret yapıyorum tekrar sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 diğer taraftan da bak 14 ilmek işaretliyorum 2 4 6 8 10 12 14 14. Ye işaret yapıyorum 28 ilmeği işaret yaptım bakın burada buralarda kesme yapacağız 66 sık iğne vardı 19 sık iğne burada. 19 sık iğne de burada var. 19 sık iğne yapmıyorum. Bu başlangıçtan itibaren 10 sık iğneyi sayıyorum. Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu 10.'ya işaret yapıyorum. İşaret iğneleriniz yoksa bak şu şekilde iplik ile de işaret yapabilirsiniz. 10. ilmeğe işaret yaptım. Burada bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek kaldı. Diğer taraftan da bak sıra sonunda 10 ilmek işaretliyorum. 2 4 6 8 10 işaret yapıyorum. Bakın 4 yerden işaret yaptık arkadaşlar. Bu işaret iğnesiyle yaptığım yerlerde kesme yapacağız. Buraları yarım trabzan yapacağız. Buraları da sık iğne yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Bu işaret yaptığım yere kadar 10 yarım trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmek üzerine bak yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 işareti çıkarıyorum. Bakın 10.uncuyu işaretli olan ilmeğe yapıyorum. 10. 10 yarım trabzanı yaptım. Burada bulunan 9 ilmek üzerine de sık iğne yapıyorum. Bu işaret yaptığım yere kadar sık iğne yapıyorum. Tığın üzerine iplik almıyorum. Bakın sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. İşaret yaptığım ilmeğe geldim. İşareti çıkarıyorum. Burada sık iğne kesmesi yapacağız arkadaşlar. Bakın tığ üzerine iplik almadan ilmeğe tığ takıyorum. İplik aldım, çıkardım. Çekmiyorum, bekletiyorum. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. ilmek aldım, çıkardım. Tığ üzerinde 3 ilmek var. 3'ün içinden bir defa da çekiyorum. Bak kesme yaptım. 2 ilmeği tek ilmek yaptık tekrar gösteriyorum bakın ilmeğe tığı takıyorum iplik aldım çektim bekletiyorum çıkarmıyorum İkinci ilmeğe tığı taktım iplik aldım bak tığ üzerinde 3 ilmek oldu 3'ün içinden bir defa da çekiyorum kesme yaptım 2 ilmeği tek ilmek yaptım bu şekilde 14 kesme yapıyoruz 2 oldu bak 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bak 14. burada bir ilmek kaldı. İşaret yaptığım ilmekle birlikte yapıyorum. İşareti çıkarıyorum. 14. kesmeyi de yaptım. Burada 14 kesme yaptık. Burası topladı bakın arkadaşlar. 9 ilmeği sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İşaret yaptığım ilmeğe geldim. Çıkarıyorum. 10 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 yarım trabzanı yaptım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın. Burada bu sırada bakın arkadaşlar. 10 yarım trabzan yaptım. 9 sık iğne yaptım. 14 kesme yaptım. 9 sık iğne yaptım. 10 yarım trabzan yaptım. Görüntüsü böyle oldu. Şimdiki sırada sık iğne yapacağız bu ön bölümlerde. Burada da bak sıra başında ve sıra sonunda 8 ilmek işaretliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bak buna işaret yapıyorum. Sıra sonunda da 8 ilmeğe işaret yapıyorum. 2 4 6 8. Bu işaret yaptığım ilmekleri yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 8 yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bak işaret yaptığımla 8 8 yarım trabzanı yaptım diğer ilmekleri sık iğne yapıyorum bak her ilmeğe bir sık iğne yapıyorum Bu işaret yaptığım yere kadar sık iğne yaparak devam edelim. İşaret yaptığım yere kadar sık iğne yaptım. 36 sık iğne yaptım arkadaşlar buraya. Bak işaret yaptığım yerdeyim. Burada bulunan 8 ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Son ilmek ile İlk ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın. Bu şekilde oldu ayakkabının görüntüsü arkadaşlar. Bu bir sıra üzerinde 52 ilmek var arkadaşlar. Yarım trabzanlar ve sık iğnelerin toplamı 52. 8. sıradayız. 8. sırada ilk 6 ilmeği yarım trabzan yapacağız. 11 ilmeğe sık iğne yapacağız. Bu ön bölümde de 7 kesme yapacağız arkadaşlar. Tekrar işaret yapıyorum. Bak 1 2 3 4 5 6. 6 ilmek işaret yapıyorum. Sıra sonunda da 6 ilmek işaret yapıyorum. 2 4 6. Şu şekilde işaret takıyorum. bir zincir yapıyorum Tın üzerine iplik alıyorum 6 yarım trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 bak işaretle 6 oluyor 6 yarım trabzanı yaptım 11 sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bu ön bölümde trabzan kesmesi yapacağız arkadaşlar trabzan kesmesine denk gelmesi için bak bu sık iğne kısa trabzanlar uzun olacağından buraya bir yarım trabzan yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum arada dengeyi sağlıyoruz bak köprü görevi yaptık bunu buraya 7 trabzan kesmesi yapacağız bak trabzan kesmesini şu şekilde yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum ilmeğe tığ taktım ilmek aldım iplik alıyorum 2 ilmekten çıkardım tığ üzerinde 2 ilmek var tekrar tığ üzerine iplik alıyorum ilmekten iplik aldım 2 ilmekten çektim tığ üzerinde 3 ilmek var Hepsinin içinden bir defa da çekiyorum bak 2 ilmek tek ilmek oldu 7 kesme yapacağız arkadaşlar trabzan kesmesi yapıyorum bak tığ üzerine iplik alıyorum Elimi takip ederseniz daha iyi anlaşılır. Yavaş yapıyorum. İki. Üç. 4 5 6 7 7 trabzan kesmesi yaptım. Bak görüntüsü böyle arkadaşlar. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada yaptığım gibi bak bir yarım trabzan bir trabzan yaptım. Bu kesmelerden sonra bir trabzan yapıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. 11 ilmeği sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bak işaret yaptığım ilmeğe geldim çıkarıyorum 6 yarım trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 son ilmek ile İlk ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar. Ayakkabının görüntüsü böyle oldu. Bir zincir yapıyorum. Sık iğne sırası yapıyoruz. Bak bu ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Her ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bir sıra sık iğne yaptım arkadaşlar. Bu bir sıra üzerinde 45 sık iğne var. İpliği burada kesiyorum. Bakın bu şekilde oldu. Ayakkabının birisini ayakkabı bölümünü hazırladık. Şimdi buraya düğme için kordon yapacağız arkadaşlar. Bunun aynısından bir ayakkabı daha hazırlayalım. İki ayakkabının örgüsünü birlikte yaparız. Bu ayakkabının aynısından bak bir tane daha yaptım arkadaşlar. Aynı sayı ile başladım. Taban örgüsünü yaptım. Bu beyaz renk ile de aynı işlemleri yaptım bak. Şu kalıba giydiriyorum. Bak görüntüsü böyle oldu. Şimdi bu kordon bölümünü yapacağız. Düğme için düğme kordonu yapacağız. Bak ikisi de aynı. Sağ sol yok. Bu sıradan itibaren ayakkabının artık sağını, solunu belli edeceğiz arkadaşlar. İpliği alıyorum. Bak işaret yaptım. Bu topuk bölümünün olduğu yerde 22 ilmek işaretledim bak. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22 ilmek işaret yaptım. Bunda da aynı şekilde 22 ilmek işaret yaptım. Örgünün ters tarafından başlıyorum bak. Şuradan işareti çıkarıyorum. Çıkardığım ilmekten Beyaz renk iplik ile ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Aynı ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu işaret yaptığım yere kadar 22 sık iğne yapıyoruz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 bak işaretle 22 oluyor 22 22 sık iğne yaptım buraya bakın ayakta görüntüsü böyle olacak arkadaşlar kordon için 28 zincir yapıyorum 1 2 3 4 5 28 zinciri yaptım. Bunun üzerinden trabzanlar yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Çok sıkı yapmıyorum trabzanlar arkadaşlar. Diğer ilmeklere de trabzan yapıyorum. 24 trabzan yapıyoruz. Bak bu şekilde trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine 24 trabzan yaptım. Trabzanlara devam ediyorum. Bak bu sık iğnelerin üzerinde de trabzan yapmaya devam ediyorum. 22 sık iğne vardı üzerlerine trabzan yapıyorum. Bu sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzan yaptım. Sıra sonunda bir ilmek kaldı. Bu ilmeği sık iğne yaparak bitiriyorum arkadaşlar. Bak şu şekilde sık iğne yaptım. İpliği kesiyorum. Bak buraya düğme dikeceğiz. Bu yaptığımız trabzanlarda düğme iliği olarak kullanacağız. Şu şekilde. Bakın çok güzel oldu. Bu ayakkabının bak sol oldu arkadaşlar. Sol ayak için yaptık bu ayakkabıyı. Bunu da sağ ayak için yapıyoruz. Sadece bu bak kordonun yönü değişecek. Aynı şekilde başlıyorum sık iğneyi. Bak örgünün ters tarafından bu işaret yaptığım ilmekten beyaz renkli ilmek yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum, sık iğne yapıyorum. 22 sık iğne yapıyorum. İşaret yaptığım yere kadar 22 sık iğne yapalım. İşaret yaptığım yere kadar sık iğneyi yaptım bu işaretli yere de sık iğne yapıyorum 22 sık iğne yaptım arkadaşlar bakın buraya bunda da 22 sık iğne yaptık daha sonra bak bu kordon bölümünü yaptık burada zincir yapmıştık bunda bu sağ ayak olduğu için bunun kordonunu bak buraya yapacağız bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum tığ üzerine iplik alıyorum Bak bu ilmeğe değil yanında bulunan ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere de trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları yaptım. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Buraya bu yaptığım kordondan yapacağız. Bunda 28 zincir yaptım. Üzerine 24 trabzan yaptım. Burada da aynısını yapıyorum. 28 zincir yapıyorum bak. 28 zinciri yapalım. 28 zinciri yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. 24 trabzan yapıyorum. Zincirler üzerine her ilmeğe birer defa bak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine trabzan yaparak bak sıra sonuna kadar tamamladım. 24 trabzan yaptım. Bak son zincirin üzerine de trabzan yaptım. Bu son ilmek ile burada bulunan bak bu ilmeği kaydırıyoruz trabzan sırasını şu şekilde birleştiriyoruz. Bak son zincirin üzerindeki trabzanda bulunan ilmeği tığ üzerine iplik almadan bu trabzan sırasından önce yaptığım sık iğne sırası var. Bu sık iğne bulunan ilmeğe tığ takıyorum. İplik aldım. Çektim. Tığ üzerinde bulunan ilmekten de çektim. Bakın burayı birleştirdim. İp, bak, ip, ilmek alıyorum. İpliği kesiyorum, içinden çekiyorum. Bakın arkadaşlar, birleştirme yaptığımız yerin görüntüsü böyle. Trabzan sırası devam ediyor gibi oldu. Sağ ayak için olan ayakkabıyı da yaptık. Bakın. gördüğünüz gibi sağ ve sol ayak için olan ayakkabıları yaptık. Şimdi bu yaptığımız ayakkabını bak buradan pembe renk iplik ile ilmek kaydırma şeklinde çevirmek istiyorum. Şu ilmekten bakın arkadaşlar. Tığı takıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, sağlamlaştırdım. Ilmek kaydırma yapacağız. Bak, şu ilmeğe tığ takıyorum, iplik aldım, çektim. Tığ üzerinde bulunan ilmekten de çekiyorum. Bak, şu şekilde batıyorum. Ilmeğe tığ taktım, ilmek aldım, çektim. Bak, ilmeği şu şekilde yapıyorum, ilmek alıyorum, çekiyorum. Ilmek kaydırma yapıyoruz. Çok sıkı yapmayalım bu ilmek kaydırmaları da. Çekme yapar yoksa, bak. Sık iğne yapmıyorum. Ilmek kaydırma yapıyorum. Bak, yan tarafından pembe renk iplik ile ilmek kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde her ilmekten ilmek kaydırma yaparak bak çevresini tamamen çevirelim. Buradan da yapalım. Başladığımız yere kadar devam edelim. İlmek kaydırma yaparak başladığım yere kadar tamamladım bakın arkadaşlar. Son ilmeğe de ilmek kaydırma yaptım. İlk yaptığım bu ilmeğe tığ takıyorum. iplik aldım, çektim ilmek kaydırma yapıyorum. Bak burada bitirdim. İpliği burada kesiyorum. ilmeğin içinden bak çektim. Ters taraftan tığ takıyorum. Bu ilmeği bak diğer tarafa alıyorum ipliğe ucunu. Bakın birleştirme yaptığımız yerin görüntüsü böyle oldu. Bu iplikleri de örgünün ters tarafından ilmekler arasından bak şu ilmeklerden çekerek kaybedebiliriz. Şimdi diğerini de aynı şekilde yapacağız. Bak buradan bu ilmekten bir ilmek yapıyorum bir zincir yapıyorum sağlamlaştırıyorum bak bu sefer bu tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar diğerinde buradan başladık bu şekilde devam ettik burada ilk önce bu ön bölümde bulunan ilmekleri yapıyoruz İlk ilmeğe tığ takıyorum ilmek kaydırma yapıyorum ikinci ilmeğe tığ takıyorum ilmek kaydırma yapıyorum şekilde ilmek kaydırma yapıyoruz. Bunda yaptığımız gibi çevresinden ilmek kaydırma yaparak tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu ilmeğe tığ takıyorum, İplik aldım, içinden çektim, ipliği kesiyorum. Bu şekilde kestim. Buradan bakın tığ takıyorum, ipliği içeriye çekiyorum, bakın. İç bölüme çektim. Bakın arkadaşlar, buranın görüntüsü böyle oldu. Bu ipliği de bu pembe renk iplikler arasından geçirerek kaybediyorum. Bakın, yavaş yavaş geçirebilirsiniz. Görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi bu ayak tabanı çevresinde de daha güzel görünsün diye bakın bu şekilde bir model yapıyorum. Buradan iplik bağlıyorum. Bu birleştirme yaptığımız ilmek kaydırma yaparak yaptığımız yer arkadaşlar. Buradan ilmek yapıyorum. Bakın ilk ilmek üzerine tığ takıyorum, iplik aldım, çıkardım tığ üzerinde iki ilmek var şu şekilde bakın tığ çeviriyorum iplik aldım içinden çekiyorum arkadaşlar ikinci ilmeğe tığ takıyorum iplik aldım bakın tığ üzerinde iki ilmek var şu şekilde tığ bir kere döndürüyorum iplik aldım içinden çekiyorum Bakın, ilmeğe tığ takıyorum, iplik aldım, şu şekilde döndürüyorum, iplik aldım, içinden çekiyorum. Elimi takip ederseniz daha iyi anlaşılır. Bakın. Bu şekilde görüntü elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım arkadaşlar. Bakın bu ilk yaptığım ilmek ile ilmek kaydırma yapıyorum. İpliği kesiyorum. İplik ucunu bakın buradan ters taraftan içine çekiyorum. Bakın. Taban görüntüsü böyle oldu. Bakın tırtıklı bir görüntü elde ettik burada. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Diğerini de hazırladım. Bakın böyle oldu arkadaşlar. Düğmesini de diktim bakın bunun herhangi bir başka düğme iliği yapmadım. Bakın burada yaptığım trabzanları düğme iliği kullanıyorum. Bebeğin ayak bileğinin kalınlığına göre istediğiniz boşluğa düğmeleri takabilirsiniz. Bakın ben buraya takıyorum. Şu şekilde. Bakın çok güzel oldu. Çaylık bebek için güzel bir ayakkabı yaptık arkadaşlar. Sade, güzel renk oldu. Bakın pembe ve beyaz renk. Siz bunu istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz veya bu şekilde rengarenk yaparak bebeklerinizin ayağında kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınız yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.